Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Hadi gül biraz pet. Süratle parlak sokaklarda yarışırlar. Bak gördün mü, ben senden daha hızlıyım. Tabii tabii. Sürat, parlak, hemen durun bakayım. Çocuklar, size yollarda yarış yapmanın tehlikeli olduğunu kaç kere daha söyleyeceğim? Bu kadarı fazla. İkinizi de yollardan men ediyorum. Ne? Ne olur bizi bu seferlik affet. Bir daha olmaz. Pekala, bu son olsun ama, tamam mı? Hı? Olmaz öyle şey. Onları bu sefer affedemeyiz. Rocky, Pat. Merhaba. Oh, merhaba. Ha? Tayo, dur, çizgisini aşıyorsun. Özür dilerim, farkında değildim. Kurallara kendi can güvenliğiniz için uymak zorundasınız. Çizgiyi çok az bir şey aştım ama. Ne? Tayo, çok önemsiz bir kural gibi duruyor olabilir ama değil. Bir dahakine dikkat et, tamam mı? Pekala. Arkadaşlar, daha dikkatli olmalısınız. Şimdi gidebilirsiniz. Oh, peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Rocky, onları bu sefer affetmemeliydin. Son zamanlarda birçok araç trafik kurallarını ihlal ediyor. Daha sert olmamız lazım. Pat o günden itibaren trafikteki araçlara daha sert davranmaya başladı. Özür dilerim. Değil mi? Trafikteyken dikkatinizi tamamen yola vermelisiniz. Durağa biraz geçtim. Durağın tam önünde durmalısın. Acaba Pat biraz fazla ileriye gitmiyor mu? Arkadaşlar, hadi topla oynayalım. Gıdıklanıyorum, ne bu? Bu bir tüy. Ve bununla böyle yapınca gıdıklanıyorsun, değil mi? Hayır. Yol kenarında topla oynamanın tehlikeli olduğunu bilmiyor musunuz? Ya bir kazaya sebep olsaydınız? Korktunuz mu çocuklar? Tamam, korkmayın artık. Ağlamayın. Ne oldu? Pat, çocuklara bu kadar sert davranmak zorunda değildi. Ama hataları varsa uyarmamız lazım ki bir daha yapmasınlar. Daha kibar bir şekilde uyarabilirdin ama. Pat, son zamanlarda herkese çok sert davranmaya başladı. Evet. Ben yanlış bir şey yapmadım ki. Pat'in yüzünden trafiğe çıkmaya korkar oldum. Keşke Pat bu kadar sert davranmasa. Evet. Ve ertesi gün olur. Bugün de yine yoğun bir gün olacak. Hı? Alo? Merhaba öğretmen hanım. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Anaokulumuzda trafikle ilgili ders vermeyi planlıyoruz da. Acaba hiç çocuklara bilgi vermeniz mümkün mü diye sormak için aradım. Ne demek? Bu uzmanlık alanım sayılır. En kısa zamanda Pat'le birlikte geliriz. Aslında tek gelebilirseniz daha iyi olur. Çocuklar son olaylardan sonra Pat'ten biraz korkmaya başladılar. Niçin aramış Rocky? Öylesine aramış. Pat, birazcık kibar davranmaya ne dersin? Ne? Polisin görevi çok ciddidir. Daima otoriter olmalıdır. Peki. Süratle parlak değil mi bunlar? Siz ikiniz. Kurallara uyuyor muyuz bugün bakayım? Tabii ki. Tabii ki. Bir daha asla yarışmayacağız. Değil mi? Evet, doğru. Öyle mi? Ne oluyor Pat? Neyin var? Pat? İyi misin? Gıdıklanıyorum. Pekala. Pat'in bugün
keyfi yerinde görünüyor. Evet, hiç bu kadar güldüğünü görmemiştim. Hey, Pet, neler oluyor? Bilmiyorum. Birdenbire çok gıdıklandım. Galiba Pet'i çocukların daha önce oynadığı tüy gıdıklar. Küçük otobüs Tayo. Merhaba Tayo. Rookie, Pet. İşte bu sefer çizgiyi aşmadan durabildim. İyi, aferin Tayo. Hadi biz gidelim. Görüşürüz. Pet'in nesi var bugün? Neyse, fark etmez. Pet tarafından övgü almak güzel bir şey. Pet bir türlü gülmesini durduramıyor. Merhaba. 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 Ha? Pet'in bugün keyfi yerinde görünüyor. Evet, öyle. Pet, iyi misin? Neyin var? Bir ara tamirhaneye uğrayalım. Seni bir kontrol ettirelim. Evet, hiç fena olmaz. Ne oldu? Neyin var? Yolunu mu kaybettin küçüğüm? Evet. Ağlama. Ben seni anaokuluna geri götürürüm. Hadi gidelim. Hı? Ne oldu? Pekten korkuyorum. Ona binmek istemiyorum. Neden ki? Pekten korkmana gerek yok. Hayır. Binmek istemiyorum. Gördün mü? Pet'ten korkmana gerek yok. Hadi anaokuluna geri dönelim şimdi. Dönelim. Öğretmenim. Çok korkmuş olmalısın. Çok korkuyorum. Korkuyorum. Teşekkür ederim Rookie, Pet. Ne demek? Görevimiz bu bizim. Tanrım, bana neler oluyor? Yarın mutlaka tamirhaneye gitmeliyim. Biz geldik. Hoş geldiniz. Tayo, bugün keyfin yerinde görünüyor. Evet, çünkü bugün Pet'ten övgü aldım. Böyle gülerek söyledi. O gülünce ben de gülmeye başladım. Pet'in bugün keyfi gayet yerinde görünüyordu. Onu böyle görünce trafik kurallarına daha çok uyasım geliyor, biliyor musun? Aa, öyle mi? Ben de kurallara uyacağım ki Pet beni de övsün. Senin için zor olsa gerek Rogi. Ne? Nasıl yani? Ertesi gün Pet kontrol için tamirhaneye gelir. Herhangi bir arıza göremiyorum. Emin misin? Başka ne olabilir acaba? Aa! Hena, bir şey mi buldun yoksa? Bakın ne buldum. Çok gıdıklanıyorum. Bu da ne böyle? Meğer Pet'i sürekli güldüren bu tüymüş. Ne? Göstereyim. Gıdıklanıyorum. Gülme krizinin sebebini bulmamız iyi oldu, değil mi Pet? Ulu Orta, o kadar çok güldüm ki bundan sonra kimse beni ciddiye almayacak. Polis görevi ciddiyet ister. Gülen bir polis ise kimse ciddiye almaz. Ben öyle düşünmüyorum. Nasıl? Eğer trafiğe çıkarsan ne demek istediğimi anlayacaksın. Acaba Hana tam olarak ne demek istedi? Merhaba. Au.
Merhaba. İyi günler. İzin verir misin lütfen? Tabii ki. Gördün mü Pet? Sen gülmeye başladıktan sonra şehrimiz daha güvenli ve daha huzurlu bir yer olmaya başladı. Senden korkmadıkları halde herkes trafik kurallarına uyuyor işte. Evet, çok haklısın. Ciddi görünmeye çalışmakla boşuna vakit kaybetmişim. Bundan sonra görevini kibarca yerine getiren bir polis arabası olacağım. Aferin sana. Alo. Size anaokulumuzdaki trafikle ilgili derslerden söz etmiştim. Pet'le birlikte gelebilir misiniz acaba? Çocuklar onu görmek istiyor da. Evet. Pet'le görmek istiyoruz. Pekala. Birlikte geliriz tabii ki. Rocky, arayan kimdi? İyi bir haber mi aldın? Çocukların anaokulunda trafikte güvenlikle ilgili ders vermeni istiyorlar. Verirsin değil mi? Öyle mi? Elbette. Pet, tüy olmadan da kibar ve güler yüzlü bir polis arabası olmaya başlar. En iyi arkadaş biziz. Birbirlerinin en iyi arkadaşı olan Sürat'le Parlak parkta oynar. İyi şuttun. Al bakalım Parlak. Yakalıyorum. Tamam. Gol! Süperdi. Biz tam birbirimize göreyiz. Aynen öyle. Rahat edeyim mi? Böyle alelacele nereye gidiyor? Okula geç kaldık. Hayır, okula geç kalacağım. Biz yetişiriz. Ne olardı şimdi? Sürat, Parlak. Size koridorda hız yapmanın tehlikeli olduğunu söylemedim mi? Hadi bakayım sınıfa. Pekala. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Günaydın çocuklar. Günaydın. Neyse ki geç kalmadık. Aynen. Pekala. Bugün yeni bir şarkı öğreneceğiz. Önce ben söyleyeyim, sonra da siz. Pekala. Mavi göğün yükseklerine. Mavi göğün yükseklerine. Yo, yo, göklerde. Uçarız gideriz birlikte. Uçarız gideriz birlikte. Sürat, şaklabanlık yapmanın zamanı değil. Peki. Baştan hep beraber. 1, 2, 3. Mavi göğün yükseklerine. Uçarız bulutlar arasında, sıcacık güneşin altında, en parlak yıldızlara, en parlak yıldızlara. Çok güzel söylediniz. Aferin size çocuklar. Parlak, düşündüğüm kadar da haylaz bir öğrenci değilmiş. Ben mi? Bakıyorum hepinizin de rengi sarı. Belki de bu yüzden bu kadar uyumluydunuz. Evet, gerçekten. Ne kadar güzel. Öğretmenleri tarafından övülmek Parlak ve diğer sarı öğrencileri çok mutlu eder. Biz gerçekten birbirimizle çok uyumluyuz. Aynen. Hayret, nasıl daha önce fark etmemişiz? Birlikte takılmak ister misiniz peki? Sadece biz sarı arkadaşlar mı? Çok iyi olur. Parlak! Hadi parka gidip oynayalım. Kusura bakma. Bugün sarı arkadaşlarımla oynayacağım. Ne? Seninle başka zaman oynarım. Hadi gidelim. Tamam. Sarı arkadaş mı? Demek artık ayrı gayrı. Vay canına! Ne kadar güzel bir yol. Değil mi? Bence dünyanın en güzel çiçekleri sarı çiçeklerdir. Aynen. Sarı kelebekler de en güzeli. Çocukların formaları da sarıymış. Beni izleyin çocuklar. Peki. Dünyadaki bütün güzel şeyler sarı. Aynen öyle. Parlak da hem hızlı hem havalı hem de sarıdır. Sevimli küçük otobüs Lani de sarıdır. Çalışkan Toto da sarıdır. Temiz kalpli Ruby de sarıdır. Dünyanın en güzel rengi sarıdır. O günden sonra sarı araçlar çok yakın arkadaş olmuşlardır.
Çocuklar kaydıraktan kayalım mı? Evet, kayalım. Ne kadar komik. Çok komik. Yeşil renk elde etmek için mavi renkle hangi rengi karıştırmalıyız? Sarıyı. Çok doğru. Aferin size. Olamaz. Arkadaşlar, hadi gidiyor muyuz? Evet. Parlak. Hadi nehir kenarına gidelim. Gelemem. Bugün Ruby'ye temizlik yapmaya yardım edeceğiz. Ne? Sen ve temizlik. Emin misin? Niye ki? Artık sen de sürekli şaklabanlık yapmak yerine güzel şeyler yapsan ya, nasıl olur? Hadi arkadaşlar, gidelim. Peki. Tanrım, nesi var bunun? Küçük otobüs Taya. Parlak çok kötü. Haftanın her günü sarı arkadaşlarıyla oynuyor artık. Artık önemi yok. Tek başıma oynayarak da gayet iyi eğlenebilirim. Tanrım. Tek başına oynamak çok yorucuymuş. Parlak olsaydı daha çok eğlenirdik. Uçurtma mı onlar? Çok güzeller. Nereden uçuruyorlar acaba? Hadi alın bakayım. Teşekkür ederim. Affedersiniz. Bana bir uçurtma yapar mısınız? Pekala. Nasıl bir uçurtma istersin? Üstüne resim yapabiliyor musunuz? Aradan bir gün geçer. Selam Parlak. Merhaba Sürat. Yarın benimle nehir kenarına gelir misin? Çok enteresan bir şey buldum. Çok enteresan bir şey mi? Evet. Çok hoşuna gidecek. Geliyor musun? Geliyorum. Yarın nehir kenarında buluşalım. Gerçekten mi? Bak söz verdin. Tamam. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Uzun bir aradan sonra tekrar Parlak'la oynayacağım. Arkadaşlar. Parlak. Merhaba. Çok iyi haberlerim var. Öyle mi? Nedir? Evet. Yarın hep birlikte feribota bineceğiz. Vay canına. Gerçekten mi? Evet. Biletleri Lani aldı. Geliyorsun değil mi Parlak? Tabii ki. Geliyorum. Hay aksi. Parlak evet. Sürat'e verdiği sözü unutmuş olmalı. Pekala. O halde yarın iskelede buluşalım. Tamam. Ertesi gün Sürat Parlak'ı nehir kenarında bekler. Parlak bunları görünce kim bilir ne kadar şaşıracak. Sabırsızlanıyorum. Bir an önce gelse de uçursak. Vay canına. Daha önce hiç feribota binmemiştim. Hadi binelim mi arkadaşlar? Binelim. Evet. Nerede kaldı bu Parlak ya? Parlak, neredesin? Vay be, çok iyiymiş ya. Temiz hava ne kadar da iyi geldi. Evet, bana da. Lani sağ olsun. Ben de sizlerle beraber burada olmaktan çok mutluyum. En iyi arkadaşlar, sarı arkadaşlar. Aynen öyle. Peki ama neden rahat değilim? Bir şey mi unuttum acaba? Neden gelmiyor bu Parlak? Nerede bu? Git başımdan. Şu an seninle oynayacak durumda değilim. Hayır. Bu uçurtmalar senin için değil. Ne? Laftan anlamıyor musun? Hayır, olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? İşte geldik.
Ben çok eğlendim. Ha? Yakında bir ben daha bineyim. Ben de çok eğlendim. Şimdi ne yapalım? Nereye gidelim? Ha? Bu da ne? Bunlar... Uçurtma. Ha, üstünde süratle parlayan resimleri var. Nereden geldi bunlar? Çok enteresan bir şey buldum. Çok beğeneceksin. Bak söz verdin. Evet verdim. Sürat. 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 Ey Sürat. Geç kaldım değil mi? Sana inanamıyorum. Nerede kaldın ya? Sürat gitmemişsin. Geciktiğim için üzgünüm. Ne demezsin. Her zaman olduğu gibi. Açıkçası nasıl söylesem bugünkü programımızı unutmuşum. Ben Sarı arkadaşlarla feribota bindim. Ne? Çok özür dilerim. Tanrım. Kaportan parlak ama aklın pek parlak değil. Çok unutkansın. Yani bana darılmadın mı? Hayır. Ama sana göstermek istediğim enteresan şeyi kaybettim. Acaba kaybettiğin şeyler bunlar mı? Wow! Nerede buldun bunları? Hiçbir yerde. Aslında onlar beni buldu. Gerçekten mi? Biz en iyi arkadaş olmak için yaratılmışız. Evet, evet. Tabii ki. Oh, anlat bakalım Parlak. Feribota binmek nasıldı? Güzeldi. Ama seninle oynamak daha da güzel. Gerçekten mi? Son zamanlarda hep Sarı arkadaşlarınla oynadın ama. Onlarla da oynamayı seviyorum aslında. Bir dahaki sefere hep birlikte oynayalım. Peki, tamam. Koku ve Cem şehre gezmeye giderler. Köy garajındaki arabalar sohbet etmek için bir araya gelir. Çocuklar, size iyi bir haberim var. Öyle mi? Küçük otobüsler aradı ve istersek onları ziyaret edebileceğimizi söyledi. Vay canına. Gerçekten yaşasın. Yaşasın. Birlikte çok eğleniriz değil mi çocuklar? Evet ama bütün otobüsler aynı anda gidemez. İkinizden birinin burada kalması lazım. Neden? Ama neden? Hangimiz gitse acaba? Tamam ben kalırım. Geçen sefer ben gitmiştim. Bu sefer de siz ikiniz gidin. Doğru. Gayet mantıklı bir karar. Emin misin Nena? Ama çok dikkatli olun. Tuhaf şeylerle karşılaşacaksınız. Şehir buradan çok farklıdır. Çok endişeliyim. Sensiz kaybolursak ne yaparız Nena? Daha önce şehre hiç gitmedik ki. Endişelenme Cem. Nana şehre yalnız gitti. Biz de birbirimize çok dikkat ederiz. Bana güven. Sana göz kulak olurum. Pekala Kuku. Sana güveniyorum. Ne kadar farklı olabilir ki? Göreceksiniz. Ben sorun yaşamayacağım. Kuku ile Cem bugün geliyorlar değil mi? Evet. Yola çoktan çıkmışlar bile. Öğleden sonra burada olurlar. Vay canına. Çıkmışlar mı? Hadi hemen işe koyulalım. Olur. Tamam. Görüşürüz. Kuku ve Champ şehre varır. Vay canına. Demek şehir böyle bir yer. Champ. Efendim? Gözünü dört aç. Trafik şeritlerine dikkat et, tamam mı? Özür dilerim. Neyse, sanırım beklediğimizden daha erken geldik. O halde biraz şehri dolaşalım mı? Peki önce küçük otobüslerle buluşmayalım mı? Bir şey olmaz. Düşünsene, hiç sorun yaşamadan şehri gezdiğimizi öğrendiklerinde çok şaşıracaklar. Öyle mi dersin? Hadi önce yakıt dolduralım. Peki, zaten acıkmaya başlamıştım. Bir yakıt istasyonu. Vay canına, ne kadar çabuk buldun. Gördün mü? Endişe edecek bir şey yokmuş. Hadi gidelim. Peki. Evet, şehirdeki bir yakıt istasyonundayız. Ve yakıt pompası harika görünüyor. Bunu nasıl çalıştıracağım? Ödüm koptu. Neden korktun ki?
Bu çocuk yakıt dolduruyor olmalı. Beni izle. Merhaba. Depomu doldurabilir misiniz? Depomu doldurabilir misiniz diye sordum. Hiçbir araca yakıt doldurmuyoruz. Ha? Ha? Saklanma moduna geçti. Beni görmezler mi geliyorsun? Ha? Ha? Ne yapıyorlar acaba? Hmm. Yakıt dolumu başlıyor. Ha? Neden bana bakıyorlar? Ha. Yüzümde bir şey mi var? Ha? Ne? Ama onun yakıt deposunu doldurdu. Ha? Benimkini neden doldurmuyor? Yakıt dolumu başlıyor. Ama neler oluyor? Canım yandı. Pozisyon kontrolü gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Kuku, sinirlenme bu kadar. Şehir çocukları gerçekten çok kabaymış. Doğru. Başkalarıyla konuşmayı sevmiyorlar galiba. Bu arada Kuku, niçin yolun ortasına ağaç dikmişler? Hı. Ha? Bence gölgesinde dinlenmek için. Ay canına, gerçekten mi? Evet, büyük ihtimalle. Ha? Vay canına, arabalar için dinlenme yeri var. Sen çok zekisin Kuku, her şeyi biliyorsun. Aslında uydurdum ama doğru çıktı. Şehrin henüz herhangi büyük bir özelliğini göremedim. Hayır, olamaz. Stop ettim. Galiba motorum bozuldu. Neden bütün arabalar sıraya girdi? Ne dersin? Öndeki arabalara soralım mı? Cem, şehir arabaları konuşmayı sevmez. Sana daha önce de söylemiştim. Evet. Ön tarafta ilginç bir şeyler var herhalde. İzlemek için herkes toplanmış olmalı. Evet, sıra bize gelince biz de göreceğiz. Hareket ediyoruz. Sonunda sıra bize de geldi. İzle Cem. Rookie kavşaktaki trafik akışını düzenliyor. Oradaki adam ne yapıyor öyle? Sanırım dans ediyor. Demek herkes onu dans ederken izlemek için toplanmış. Gördün mü? Söylemiştim. Ha? Bu ikisini daha önce görmemiş miydim? Vay canına. Bize bir şeyler mi demeye çalışıyor? Galiba dansa katılmamızı istiyor. Yaşasın, çok heyecanlıyım. Nedeni görlemiyorsunuz? Evet, işte böyle. Çok güzel. Ne yapıyor bunlar böyle? Ne yapıyorsunuz siz? Yürüsenize. Evet. Tamam. Şehir arabaları ne kadar da sabırsız. Evet, haklısın. Küçük otobüs Tayo. Vay canına, çok eğleniyorum. Şehri seninle birlikte dolaşmak çok eğlenceli Kuku. Sana şehirde hiç sorun yaşamayacağız demiştim, değil mi? Evet. Bak Kuku. Ne kadar güzel bir resimmiş, değil mi? İçeri bir göz atalım mı? Atalım. Vay canına, şuna bak. Çok büyükmüş. Burayı niçin yapmışlar acaba? Şehirde arabalar için oyun parkları var. Çok ama çok büyük. Kaydıraklar da var. Çok büyük. Ve kaydıraklar var. İşte bu. Burası oyun parkı olmalı. Hadi burada biraz oynayalım. Kuku. Ama külüstür bir oyun parkıymış. Cem. Ne yapıyorsun? Hadi bu kaydıraktan kayalım. Peki. Oh.
Yine mi şu çocuklar? Orada oynamak çok tehlikeli. Gidip onları uyarsam iyi olur. Nuri, kusura bakma ama önemli bir işim var. Acele eder misin lütfen? Aa, peki. Umarım başları derde girmez. Vay canına. Cem, tekrar kaymak ister misin? Sence de biraz tehlikeli görünmüyor mu? Bence bir şey olmaz. Hadi yukarı çıkalım. Nuku! Ben geri dönebilir miyim? Cem, korktun mu yoksa? Ne oluyor? Cem, sen iyi misin? Evet, iyiyim. Bu da ne? Olamaz, kımıldayamıyorum. Ne yapacağız şimdi? Sonunda işim bitti. Nuri! Tayo, eve mi gidiyorsun? Evet, ziyaretime köyden arkadaşlar geliyor. Bir an önce eve gitmeliyim. Anlıyorum. Doğru ya, bugün birkaç tuhaf tip gördüm. Tuhaf mı? Evet, yakıt istasyonu robotuyla konuşuyorlardı. Kavşaklara tuhaf tuhaf hareketler yaptılar. Endişeliyim, onları en son yol çalışmasının olduğu yerde oynarken gördüm. Gerçekten mi? Tipleri nasıldı? Mavi desenli bir otobüs ve masum görünümlü eski bir kamyon. Bir dakika! Ha? Kuku ve çemponlar! Kuku, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ya buradan bir daha hiç çıkamazsam? Kuku! Çem! Arkadaşlar iyi misiniz? Tayo! Başınıza büyük bir bela gelebilirdi. Bizi kurtardığın için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, niçin inşaat alanında oyun oynuyordunuz? İnşaat alanında mı? Burası oyun parkı değil miydi? Ne? Siz inşaat alanında oyun parkı mı sandınız? Utanmana gerek yok Kuku. Oranın inşaat sahası olduğunu bilmiyordun. Asıl bilip oynasaydın daha kötüydü. O zaman bilerek tehlikeye girmiş olurdunuz. Özür dilerim Cem. Benim yüzümden başına gelmeyen kalmadı. Ne diyorsun sen? Ben bugün fazlasıyla eğlendim. Sen her zaman benim en çok güvendiğim arkadaşım oldun. Cem. Gerçek oyun parkına gitmeye ne dersiniz? Çok, çok isteriz. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar, bu olanları Nena'ya anlatmayalım lütfen. Ne? Kuku bilmediği konularda dürüst olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamıştır. Uyuyamıyorum. Bugün Lane'nin izin günü. Ama yağmur yağıyor. Uzun zamandır ilk defa paydos ediyorum ama dışarı çıkamıyorum. Hiç hareket etmediğim için de sürekli uykum geliyor. Biz geldik. Neden bu kadar erken döndünüz? Ne? Erken mi dedin? Biz normalden geç döndük ama. Ne? Güneş batmış mı? Tüm gün uyudun mu sen yoksa? Olamaz. İzinli günümde hiçbir şey yapmadım. Öğlen kestirdiğim için hiç de uykum yok. Canım sıkıldı. Biraz televizyon izleyeyim. O akşam Lani geç saate kadar televizyon izledi. Ne güzel uyudum ama. Çocuklar, hadi okul için hazırlanalım. Tamam. Lani hala uyuyor. Hey, ne yapıyorsun sen? Uyan. Uyanmıyor. Çok tuhaf. Lani, hadi okula gidelim. Günaydın çocuklar. Günaydın babalarım.
Bugün sayılarla oynayacağız. Olur. Çok uykum var. Ay, gözlerim hadi hep kapanıyor. Beraber tahtaya bakalım. Prenses Zani! Ne? Prenses mi? Ben prenses mi olmuşum? Prenses Zani, ne isterseniz söyleyin. Siz ne derseniz biz onu yapacağız. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Pekala. İlk olarak... Ay, ne? Neler oluyor? Prenses Lani, işte buradasın. İmdat! 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 Prenses Lani! Prens! İyi misiniz küçük hanım? İyiyim. O zaman 3 ve 4 sayılarından hangisi daha büyüktür? Anlamadım. Lani, 3 ve 4 sayılarından hangisi daha büyüktür, ha? Lani, uyan! Lani, ders sırasında nasıl uyursun? Ben çok özür dilerim. Evet arkadaşlar, şimdi de oynasak? Saklambaç oynayalım mı? Derste çok uykum geldi. Tamam, o zaman son gelen sabredin. Beni bekle! Arkadaşlar! Ben birinciyim. Of ya, çok yaklaşmıştım. O zaman Lani mi sobe? Peki. Ona kadar say. Hadi hemen saklanalım. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Lani bizi burada asla bulamaz. Bence de. On. Bence Lani bizi bulamayacak. Gördünüz mü? Size söylemiştim. Rogi, sanırım biraz fazla iyi saklandık. Evet, bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Artık çıksak mı acaba? Nasıl yani? Lani uyuyormuş. Çok yorgunum. Bu akşam erkenden uysam iyi olacak. Uyuyamıyorum. Çok tuhaf ama çok yorgundum. Olamaz. Lani galiba bu akşam da uyuyamayacak. Sonra görüşürüz. Dün akşam hiç uyuyamadım. Çok uykum var. Merhaba. Gece iyi uyuyamayan Lani... İşte hata üstüne hata yapıyor. Geldik. Ne? Burası ineceğimiz durak değil ki. Artık dayanamayacağım. Şurada biraz kestirsem iyi olacak. 10 dakikacık uyuyabilirim. Küçük otobüs Tayo. Bugünlük işim bitti. Bu Lani değil mi? Lani? Nuri sen misin? Burada mı uyuyorsun? Evet. Yine hava çok kararmış. Halbuki sadece şekerleme yapacaktım. Ne oldu? Hasta mısın yoksa? Değilim. Ama son zamanlarda geceleri gözüme hiç uyku girmiyor. Bu yüzden gündüzleri uyuyakalıyorum. Anladım. Sence uyuyabilmek için ne yapmalıyım? Koyun saymayı denedin mi? Koyun mu? Evet, gözünü kapatıp koyunları sayarsan eninde sonunda uykuya dalacaksın. Peki o zaman, Nuri'nin dediği gibi koyun sayalım. Bir koyun, iki koyun, üç koyun, dört koyun, beş, altı, yedi. Kıpırdama, suç da burada. İşte karşınızda mükemmel dedektif Rani. Uykusunda konuşuyormuş. Öf, Rogi yüzünden uyandım.
Lani ne yaparsa yapsın o akşam da uyuyamamış. Öf, Nini de işe yaramadı. Lani bir türlü uykuya dalamıyor. Evet, uyuyamıyorum. Ha? Senin yüzüne ne oldu? Bu aralar uyuyamıyorum. Önce ben çıkayım. Bu büyük bir sorun eğer akşamları uyuyamıyorsa. Nasıl yardımcı olabiliriz? Benim bir fikrim var. Günaydın. Günaydın. Çok uykum var. Ay, bu da ne? Ups, yanlışlıkla oldu. Kusura bakma. Hadi gidelim. Oh be, bitti. Şimdi dinleneceğim. Lani. Ha? Depodan birkaç eşya taşımama yardım eder misin? Peki. Lani, hadi tamirhaneye gidelim. Doğru lastikleri getirmedim. Ay, bu da değil. Lani, hadi bir kere daha gidelim. Bugün bana neden bu kadar çok iş yaptırıyor? Şu an istediğim tek şey kestirmek. Şimdi gerçekten uyuyacağım. Lani! Merhaba. Biz de tam oyun parkına gidiyorduk. Gelmek ister misin? Hiç halim yok. Bugün yine çok yorgunum. Hadi ama. Ne? Gelmeyeceğim dedim. Hadi gidelim hadi. Çok eğlenceli. Hadi bir daha kayalım. Çocuklar, benden bu kadar. Hadi ama bir kere daha lütfen. İstemiyorum. Hadi tren oynayalım. Garaja geri dönelim. Lütfen. Hadi biraz daha oynayalım. Sana çok komik bir şey göstereceğiz Lani. Lütfen durun. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben gidiyorum. Hayır gitme. Lani dur gitme. Sanırım Lani'nin üstüne biraz fazla gittik. Ya bize gerçekten çok kızdıysa? Arkadaşlar, şöyle gelin bakayım. Başardın! O akşam Lani hiç olmadığı kadar derin ve iyi uyudu. Lani, kalktın mı? Evet. Uzun zamandır bu kadar erken yatmamıştım. Çok iyi geldi. Çok sevindim. Bu arada arkadaşların dün seni rahatsız etmişlerdi ya, ben de etmiştim. Evet, rahatsız ettiler. Bu akşam erken yatmanı sağlamak için yaptığımız planın parçasıydı. Gerçekten mi? Evet. Eğer öğlen kestirirsen akşamları uyuyamazsın. Biz de uyumana engel olduk. Demek öyle. Bilmiyordum. Hey çocuklar. Günaydın Ana. Günaydın Lani. Neyiniz var arkadaşlar? Bir şey mi oldu? Lani bütün gece horlayıp durdu. Bu yüzden de pek uyuyamadık. Ne? Hayır ben asla horlamam. Lani'yi uykusunu almış şekilde görmek gerçekten çok güzel. Olmak istiyorum. Küçük otobüsler ve arkadaşları oyun parkında oynuyor. Yakalayamazsın ki. Vursana. Dikkat edin arkadaşlar. Biraz fazla hızlı gitmiyorlar mı? Yakaladım. Hiç şansın yok. Sürat. Bunu beklemiyordun değil mi? Çarpıyordum.
Olamaz. Lastiğim. İnanamıyorum. Lastiğim patladı. Çok hızlı gidiyordun sürat. Bekle biraz. Hane'yi aradık. Birazdan burada olacaktır. Aha. Bak geldi bile. Sürat. Sen iyi misin? Ben iyiyim. O da kim? Aa, bu kalp. Bana yardımcı oluyor. Merhaba. Selam. Çok canın yanıyor mu? Evet. Dayanmaya çalış. Hana şimdi seni tamir eder. Ah, peki. Vay canına. Ne kadar tatlı biri. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendini daha iyi hissediyor musun? Evet. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kalp melek gibi biri. Sürat, senin yüzün niye kızardı? Ben hep kırmızıyım zaten. Anlaşılan Sürat kalple arkadaş olmak istiyor. Ertesi gün Sürat kalbi aramaya çıkar. Son model hoparlörüm. Merhaba kalp. Sürat. Vay canına, çaldığı müzik çok güzelmiş. Nedir bu? En sevdiğim şarkıdır. Dinlemek ister misin? Evet isterim. Belki böylece arkadaş olabiliriz. Ne? İşte orada. Merhaba kalp. Merhaba Sürat. müzik sesi geliyor. Affedersin küçük güzel araba. Efendim? Belediye binasına nasıl giderim? Kusura bakmayın, sizi duyamıyorum. Belediye binasına. Belediye tesisine. Belediye binasına diyorum. Hey kalp, müzik güzel değil mi? Sürat. Kusura bakma ama müziğin sesini biraz kısar mısın? Evet. Peki. Affedersiniz, nereye gitmek istiyordunuz? Belediye binasına. Bu yolu dümdüz takip edin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Olamaz, gitti. Yo, Sürat. Müzik çok güzeldi. Tekrar çalsana. Peki. Çok güzel. Peki, bu sefer kalple yakınlaşacağız. Kalp, sana ilginç bir şey göstereceğim. Vay canına, çok güzel. Harikasın Sürat. Kalp buna bayılacak. İşte orada. Merhaba kalp. Merhaba Sürat. Sana ilginç bir şey göstereceğim. İzle. Ne yapıyorsun? Neden çıkmıyor balonlar? O da neydi öyle? Beni korkuttun Sürat. Böyle olmamalıydı. Kalple arkadaş olmak yerine sürekli hata yapıyorum. Bu durumu nasıl düzeltirim acaba? Beliremiyorum. Ne yapsak acaba? Neler oluyor? Kalp, bir sorun mu var? Sürat. Hane bunları getirmemi istedi ama çok fazla geldi. Acele de etmem gerek. Süper. İşte fırsat. Merak etme kalp. Ben yardım ederim. Gerçekten mi? Tabii ki. Affedersiniz. Birkaç tanesini bagajıma koyar mısınız lütfen? Pekala. Teşekkür ederim Sürat. Lafı bile olmaz. Vay canına. Yardım etmem kalbin hoşuna gitti. İşte bu kadar. Gidelim mi? Pekala. Daha havalı bir şey yapabilirim. Kalp acelesi olduğunu söylemişti. Sürat ne yapıyorsun? Sürat kalbi etkilemek için çok hızlı gider.
ne işin var Sürat? Kalbin çok yükü vardı ve ben de yardım ettim. Vay canına, öyle mi? Bir bakalım. Ha? Bu da ne? Her şey karman çorman. Ne? Ne? Ah, bunlara çok ihtiyacım vardı. Ne yapacağım ben? Aa, olamaz. Oh, böyle olsun istememiştim. Küçük otobüs Dayo. Merhaba çocuklar. Aa. Parka gidelim mi? Olur. Olur. Sen de gelmek ister misin Sürat? Sürat, neyin var? Bir şey mi oldu? Kalple arkadaş olmaya çalışıyorsun ama bir türlü olmuyor, öyle mi? Evet, sürekli hata yapıyorum. Acaba biz yardımcı olabilir miyiz? Ne dersiniz? Önce kalbin nelerden hoşlandığını öğrenmemiz gerekiyor. Bu harika bir fikir bence. Kalbin sevdiği bir şey yaparsan daha kolay arkadaş olabilirsiniz. Harika! Biz neleri sevdiğini öğrenmeye çalışalım, sana haber veririz. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Bir şeyler öğrenebildin mi? Maalesef hayır. Oh, ben de öğrenemedim. Beklediğimizden daha da zormuş. Ha? O ses de ne? Hadi gidip bakalım. Ne kadar havalı biri. Şu desene bakın. Aman tanrım, ne kadar yakışıklı. Vay canına. Kalp desenli arabaları seviyormuş. He? Rio gibi. Bu kalbi etkileyecektir. Kalp etkilenmiş bir şekilde bana yaklaşınca daha önce olanlar için özür dileyebilirim. Peki kalp nerede? Küçük otobüsler oynuyor. Oynayıp şarkı söylüyor. Temizlik mi yapıyor? Demek bu tarz müzikleri seviyormuş. Hayır, yağmurun zamanı mı şimdi? Oynayıp şarkı söylüyor. Olamaz. Kalpciğim, gelip beni alabilir misin? Yağmur yağmaya başladı da. Tamam, geliyorum. Olamaz. Ne yapacağım ben? Hayır. Kalbin başı derde girecek. Ona yardım etmeliyim. Sürat, kalbe yardım etmek için dağınık tamirhaneyi toplar. Teşekkür ederim kalp. Rica ederim. Tamirhaneyi görünce çok şaşıracak. Vay canına. Ben yokken tamirhaneyi temizleyip toparlamışsın. Ben... Teşekkür ederim. Ben şimdi gidip biraz dinleneyim. Peki. Ne oldu acaba? Ben çıkarken her yer darmadağınıktı. Bu ses de ne? Canavar var. Neler oluyor? Kalp? Sürat, sen misin? Burada ne yapıyorsun? Bir saniye. Ben çıktıktan sonra buraları sen mi temizledin yani? Evet. Tesadüfen gördüm ve bu şekilde kalsaydı başın derde girerdi diye düşündüm. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Ama burada ne yapıyordun ki? Aslında daha önce yaptıklarım için özür dilemek istemiştim. Seninle yakın arkadaş olmaya çalışıyordum ama pek de başarılı olamadım. Ne? Gerçekten mi? Benimle açık konuşabilirdin. Bundan sonra iyi arkadaş olalım. Gerçekten mi?
Önce iyice bir yıkansan iyi olur. Ha? Boyaların hep akmış. Boyalarım mı? Akmış mı? Ha? Ne olmuş böyle? Beğenirsin diye kendimi boyamıştım. Ne? Sonunda Sürat'le Kalp arkadaş olur ve birlikte güzel vakit geçirmeye başlarlar.